efendim bu askeri darbeler maalesef Müslüman ülkelerde meydana gelen bir harekettir. Bunu 19. yüzyıla kadar götürebiliriz. Bu darbelerin birincisi Müslümanları bir araya getirmek isteyen Sultan Abdülhamid'e karşı yapılmıştır. Çünkü Sultan Abdülhamid zamanına gelinceye kadar Osmanlı Devleti neredeyse bitmek üzereydi ekonomik açıdan, siyasi açıdan. Ama Sultan Abdülhamid bunu gördü ve Müslümanları birleştirerek tekrar eski günlerine getirmek istedi. Bu onun meşhur İslam Birliği siyasetidir. Pan-İslamizm'dir. Fakat Jön Türkler, İttihat Terakkiler 1908'de biliyorsunuz ona bir darbe yaptılar. Ve Sultan Abdülhamid'i indirdiler, tahttan indirdiler. Onun yerine paşalar geçti. Bunu üzerinde durmak lazım. Neden? Çünkü orada hem siyasi hem de dini bir cinayet işlenmiştir. Siyasi malum zaten. Onu derdi öyle ama dini nedir? Osmanlı sultanını görevden almak için fetva lazım. Bu fetvayı da siyasi olarak yaptılar. Ve fetvayı götürüp Meclis-i Mebusan'da gayrimüslim milletvekillerinin oyuna koydular. Abdülhamid'i tahttan indirelim mi indirmeyelim diye. Tabii gayrimüslim mebuslar oy kullandılar ve Sultan Abdülhamid'i indirdiler. Bu şekilde Enver Paşaların, Cemal Paşaların, Talat Paşaların emrinde olarak Sultan Reşat getirildi. Sultan Reşat bu generallerin emrinde bir sultandı. Ve öyle olduğu için maalesef bizi Birinci Dünya Savaşı'na da soktular. Enver Paşa ki bugünlerde yine gündemdedir. Bu Sarıkamış'taki efendim askerlerin şehit edilmesi aslında bunun müsebbibi Enver Paşa'dır. Yani o kış gününde bir general, bir asker nasıl bunu bilmez? O Sarıkamış dağlarına zavallı askerimizi sürdü ve kendisi çekip gitti, kaçtı o tarafa ama askerimiz orada donarak şehit oldu. İşte bu Enver Paşa bizi Birinci Dünya Savaşı'na da sokan paşadır. Balkan Savaşı'nda yenildi. Birinci Dünya Savaşı'nda bizi Almanlarla savaşa soktu. Orada da yenildi. Sonra çekip kaçtı gitti. Ondan sonra Osmanlı Devleti tamamen kalktı. Yine bir askeri rejim geldi yerine. Nasıl bir askeri? Mustafa Kemal bir askerdi. İsmet İnönü de bir askerdi. Ve bu şekilde 1950'ye kadar geldi. 1950'de göreceli bir demokrasi geldi. Seçim yapıldı. Seçimde Adnan Menderes kazandı. Efendim, Demokrat Partisi. Ama askerler buna da 10 sene dayanabildiler. Ve 1960'da 27 Mayıs darbesini yaptılar. O zaman hatırlıyorum milletin altınlarını falan da topladılar. Ne yaptıkları da belli değil. Bu şekilde darbeler birbirini takip etti. 1980 28 Şubat darbesine kadar. O zaman ben Erzurum'daydım. Ve Kenan Evren arkadaşlarıyla beraber yine Müslümanlara karşı bir darbe yaptı. Gerçi biz komünistlere de vuruyoruz diyorlardı ama esas muhatapları Müslümanlardı ve o ben hiç unutmuyorum. O zamanlar evden fakülteye gidince sabahları hep vedalaşıp öyle gidiyorduk. Çünkü ne yapacakları belli değildi. Nitekim o dönemde bizim birçok arkadaşımızı içeri aldılar. İşkence yaptılar. Efendim
Ondan sonra kimse bunlara bir şey soramadı. Ve bu askeri darbeler birbirini takip ediyor. Aslında bu 15 Temmuz darbesi, FETÖ'nün darbesini de askeri darbe olarak, FETÖ'nün elinde silah yoktu. Kim yaptı o darbeyi? Darbe teşebbüsünü. Yine askerler yaptı. Yine generaller şimdi içerideler. Efendim, onların vasıtasıyla yaptılar. Dolayısıyla bu memlekette sivil insanların kendi idarelerini kurmalarına müsaade etmiyorlar. Batı da onlara yardım ediyor. Batı bu Müslümanların bir daha yükselmesini istemiyor. Ve bunun için de askeri darbeler. Ben 20 sene Batı'da kaldım, Avrupa'da kaldım, orada bir askeri darbe olmuyor. Ama onlar askeri darbeleri hep Müslüman ülkelerde yapıyor. Bir bakıyorsunuz Irak'ta oldu, Suriye'de oldu, efendim Arabistan'da oldu, Afganistan'da oldu. Bizim üzerimizde oyunlar oynanıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun bir tek sebebi var. Katılırsınız, katılmazsınız ama Müslümanlar arkadaşım cahildirler. Müslümanlar biz Müslümanız diyorlar ama ne Kur'an'ı biliyorlar, ne peygamberin sünnetini biliyorlar. Böyle olmadığı için havaya kapılıp gidiyorlar. Nasıl? Akan bir suyun üzerine kuru bir yaprak bırakın. O su onu istediği yere götürür. Taşa vurur, ağaca vurur falan. Müslümanlar böyle. Şu Siirt'te ben çıkayım mesela Güres Caddesi'nde. Gelişi güzel o insanları alayım. Peygamber Efendimiz'in hayatından başka bir şey değil. İmtihan edeyim, hiçbiri kazanmaz. Bir taraftan da Müslümanız diyoruz. Müslümanlık böyle olmaz. Müslümanlık akıllı olmak demektir yani. Yani o askeri dönemde yani insanları astılar falan, kendi kafalarına göre bir yargı uyguladılar. Dolayısıyla o askerler gittikten sonra, generaller gittikten sonra bir bakıma o mahkumiyetler geçersizdir. Yeniden yargılanmaları lazım. Nitekim o Kenan Evren de yargılanacaktı ama öldü gitti efendim. O bakımdan suçsuz yere hapishanelere atılmış olan insanların tekrar yargılanması lazım. Yoksa bu bir hukuk cinayetidir. Evet. Bir sürü insan mağdur oldu efendim. Elbette bunun hesabının sorulması lazım. Ne dediklerine inanmıyorum. Bu memlekette onların ilk darbesini yiyen ben. İlk darbesini. Hatta o zaman söylüyordum. Nedir efendim? FETÖ'yü eleştirmişim diye. Mahkemeye verdiler 1,5 sene. Hapis cezası aldım ben. Ortada bir şey yok. Ama uyduruyorlar. Bakın yani... Çok insan biliyoruz ki onları tuzağa düşürüp evlendirmişler, bir şeyler yapmışlar falan. Onlar da zaten Allah'a inanmadıkları için, bakın bilerek söylüyorum, ona buna iftira ediyorlar. Ben şunu söylüyorum, Müslümanlar Müslüman oldukları için, Allah'a da hesap verecekleri için bir an önce Kur'an'a dönmeleri ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenmeleri lazım. Yoksa bu emperyalist dünya bizi sömürecek. Bakın Amerika ne istiyor bizden? Niye böyle başarılı oluyor? Müslümanların cehaletinden. Irak'a diyor vur, vuruyor. Suriye'ye diyor vur, vuruyor. Şimdi bizden ne istiyor peki? Güya Türkiye onların müttefikidir. Ama İşte ayıyla efendim inek yerine böyle çekilir. Biz Amerika ile ne işimiz var? Rusya ile ne işimiz var yani? Valla Müslüman dünyası hiç iyi bir durumda değil. Yapılacak şey bir daha kendi dini inançlarını gözden geçirmeleri ve bu dini inanca göre
Kardeş kimdir? Düşman kimdir? Onları tespit edip onlarla bir olmalı. Niye Amerikalıyla, Almanla, bilmem şuna bunu dost olalım? Kardeşlerimizle bir olalım yani. Yoksa bizi bitirecekler.